puan kaybı bizi gerçekten son derece üzdü. Liderliği de elimizden alan bir iki puanlık kaybı oldu. Son karşılaşmada kendi sahamızda yaşadığımız o kayıp ve biraz da güven kaybına neden oldu takımımızda. O nedenle bu maç bu açıdan zorlu bir karşılaşmaydı bizim için her şeyden önce. Aynı zamanda milli takımlarında iki tane maçı çıktı bildiğiniz gibi oyuncularımız. Ve milli takımda Euro 2016 gibi önemli bir hedef için mücadele ettikten sonra aramıza katıldılar, tekrar maçlarını oynadılar. Ama ilk geldiklerinde hala normal olarak akılları milli takımdaydı. Hala milli takımı düşünür pozisyondalardı. Ve birkaç gün içinde hemen o çipi değiştirip, hemen akıllarını değiştirip kendi kulüplerine konsantre olmak mecburiyetindelerdi. Ve bunu yapmaya çalıştık aslında bu kısa sürede. Çok zorlu bir karşılaşmaydı bizim için bu akşam oynadığımız karşılaşma. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Aynı zamanda deplasmanda oynadık. Ve tüm bu zorlukları düşündüğümüzde gerçekten bizim için son derece kıymetli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakibimizin de puana çok ihtiyacı vardı ve puan almayı çok isteyen bir rakiple karşılaştık bu akşam. Çok koştular, çok mücadele ettiler ve bizi fazlasıyla zorladılar. Aynı zamanda yüksek bir zeminde oynadık. Bu da bizi zorlayan bir diğer etmendi. Teknik açıdan değerlendirecek olursam iyi bir karşılaşma geçirmediğimizi söyleyebilirim. Ama çok çalıştık, çok mücadele ettik ve istediğimiz 3 puanı da aldık. Bundan çok daha iyi oynadığımız ve gerçekten iyi bir performans gösterip sağdan puansız ayrıldığımız karşılaşmalar olmuştu. Bu akşam kalite anlamında, oyun kalitesi anlamında memnun değilim ama aldığımız 3 puandan dolayı mutluyum. Bu akşam beni en mutlu eden nokta elde ettiğimiz bu galibiyet. Özgün Van Persie maçının ilk yarısında bazen Fernando'nun yanında oynadı aslında. Ondan bazen iki forvet gibi Fernando'yla beraber oynamasını istedik. Ama bazen de üçüncü bir orta saha gibi. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi iki orta sahayla oynuyorduk ve yalnız kalıyorlardı. Üçüncü bir orta saha gibi topun bizde daha fazla kalmasını sağlayacak şekilde, o eksiği kapatacak şekilde oynamasını istedik ilk yarıda. Çünkü oyunun kontrolünün bizde olmasını istiyorduk. Topa sahip olmak istiyorduk. O nedenle Van Persie'den bazı anlarda forvet gibi değildi, biraz daha geriye çekilerek oynamasını istedik. Bugün bir ofansif orta saha diye tanımlandırabileceğimiz pozisyonda oynamasını istedik ama diğer dakikalarda da ilk yarıda aslında forvet gibi oynadı Van Persie. İki forvetle oynadık. Dediğim gibi ilk yarıda iki orta saha ve iki forvetle oynadık biz. Ama istediklerimizi yapamadık. Zorlandık açıkçası. Oyunu kontrol etme anlamında, topa sahip olma anlamında zorluklar yaşadık ilk yarıda. Ve bu zorlukları da gördük. Çünkü oyun gitgelli bir oyuna dönmüştü. Top bir o tarafa gidiyordu, bir öbür tarafa gidiyordu. Kontralara çok açık bir oyun haline almıştı. Ve hızlı bir şekilde kanatlardan ileriye doğru topu taşımaya çalışırken topu kaybettiğimiz anlarda takımın mesafesinin çok büyüdüğünü gördük. Çünkü topun biraz daha bizde kalması gerekiyordu. Ama o mesafe ön taraftakilerle geride oynayanlar arasındaki mesafe çok açıldı ilk yarıda. İki forvetle ve iki orta sahayla oynarken. Ve bu da şuna neden oldu. Savunma oyuncularımıza ve orta saha oyuncularımıza hep birlikte hücuma çıkma ve hep birlikte savunma yapma zamanı kaldı. Topu çok hızlı bir şekilde kaybettiğimiz için. Daha çok top bizde kalsın istiyorduk. Üçüncü bir orta saha gibi oynasın ki oyunu daha iyi kontrol edebilelim istiyorduk aslında. Ama daha sonra bir karar verdik ve ikinci yarıda topun daha fazla bizde kalmasını sağlamaya çalıştık. Van Persie aslında ikinci yarıda bir kanat oyuncusu gibi oynamadı. İç tarafta oynadı Van Persie. Ne bir kanat oyuncusu ne bir açık diye değerlendirebiliriz ikinci yarıdaki pozisyonunu. Ne de bir forvet gibi ama Fernando'ya yakın bir pozisyonda oynadı. Buradaki amacımız topa daha fazla sahip olmaktı. İlk yarıda daha forvet oyuncusu gibi oynadı. İkinci forvet gibi, üçüncü bir orta saha gibi oynadı ilk yarıda. İkinci yarıda daha çok pas yapabilmek, daha çok topa sahip olabilmek için en önde Fernando'yu bıraktık. Van Persie sağ tarafta sol ayaklı bir oyuncu olmasıyla da içeriye girerek o özelliğini kullanmak istedik. Ama kanat oyuncusu değildi Van Persie bu akşam ikinci yarıda. İçeride oynadı, iç tarafa yakın bir şekilde oynadı. Ki Marković de aynı şekilde iç oyuncusu gibi oynadı. Bundaki amacımız da daha çok topa sahip olmak ve az önce belirttiğim gibi zaman kazanabilmekti. Atak yaparken birlikte atak yapmayı, savunma yaparken blok halinde birlikte savunma yapabilmeyi sağlamaya çalıştık. Daha sonra rakibimiz iki forvetle oynamaya başladı ve ön tarafta dörtlü halinde kalmaya başladılar ve üzerimize bu şekilde gelmeye başladılar. Ve o dakikalarda belki de biraz dengemizi kaybettik. Hep topla çıkmaya çalıştık, hep dribbling yapmaya çalıştık topu kazandığımız anlarda. Ve yüksek bir zeminde oynadık az önce de belirttiğimiz gibi. Böyle yüksek bir zeminde oynarken top bu şekilde topu bu şekilde sürmenize maalesef zeminde izin vermiyor. Top kaybettiğimiz dakikalarda onlar üstümüze geldi ve bu nedenle de az önce de belirttiğim gibi teknik anlamda iyi bir oyun çıkaramadık bu akşam. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu akşam biz
harika bir maç çıkarsaydık ama maçı kazanamasaydık bu bizim için bir sorun olurdu. Biz Beşiktaş'a karşı